gelinimizin sunum masası yöresel lezzetlerle dolu. Kadri kavurması, ekşili köfte, mısır ekmeği, fasulye turşusu, trileçe bu lezzetlerden sadece birkaçı. Ayşelerin sunum masasındayız. Nasıl buldunuz güzel gelinlerim? Karışık. Yani benim gözüme çok karışık geldi. Evine benziyor biraz. Kendimi milli liginde gibi hissediyorum. Ne gibi? Millilik. Ha, milli maçta falan mı yani? Evet, dikterken? Çünkü evet. Sarmanın altı hem nika evet. Hem de kaldırıyormuş gibi kupayı. Kupa gibi. Evet. Hem yani onda çok servis büyük. Edilmemeli evet, sarma. Sarma yani. Onda servis edilmemeli. Evet. Ama ben işte olmazları oldurmak istiyorum o yüzden. Bu bir salata kasesi çünkü. Evet, salata sunumluğu. Ama illa bu salata kasesi diye buna ben bunu koyduğumda günah girmedim evet, yani. Mesela sunumlukların gold ya bunlar gümüş. Bunları ben günlükte bile kullanmam. Bu ne? Bana göre çok sade. Hani sen biraz kokoş, süslü birisin ya. Ama işte onu da öyle abartsaydım o zaman da çok abartılı ama olurdu. Sade gold bir şey ya da kullanabilirdim. Yani çok eski bir model. Evet. Yani daha hayır, oval bir şey ya da... Eski derken ne kadar eski bir model senin yani için? Benim annemde var bu kaşıklar. Gerçekten mi? Evinde görebilir miyim? Annem benim annemde yani. Yok. Tabii ki. Lütfen burayı unutmayalım tabii ama ki. Bu kaşıklardan tabii görmek ki. Aynı şekilde göstereceğim. 2019 yılında alındı. 2019. Evet. 2019. Evet. Milattan önce epey oluyor yani. Ama bunlar evladiyelik. O zaman sen o zaman da zevkler. Evet. Evet. Ama bunların ta işte geçmiyor yani. Çatal kaşık yani. Bunların modaları geçmiyordur ya. Yapmayın bu kadar hanımlar ya. Aslı Hanım şu detay falan var ya şunlar. Çok eskide kalmış şu. Ne olsaydı orada mesela ne dümdüz bir şey olsaydı. Mesela dümdüz eski değilini şuradan anlıyorum zaten. Evet. Bu kararmış böyle parlak bir gümüş de değil. Evet. Zaten bu masaya hiç uymuyor. Çünkü ya ben bu bardaklar var. Da çok eski bence. Eski. Yani benim evet. Annemin köydeki vitrininde var bu bardak. Bende kadeh de yok. Onu da görelim mi Betül? Köye mi gireyim? Evet. Seni ben de kadeh de yok bu arada. Göreceğim. Efendim evet ben kadeh kullanmayacaktım. Sizin önünüzde olması gerekiyordu. Orada bir karışıklık olmuş. Evet keşke koysaydınız başta. Peki siz modeller neden 5 tane o zaman? Sebebi var dur, mı? Önce bir... Çünkü eksik kırıldı. Anladım. Kadeh. Kırıldı. Ha, evet, evet, anladım. Kırıldı. Yemek takımını, peçetesini nasıl buldunuz? Şöyle peçetesi masa örtüsü. Uyumlu evet. Zaten örtüsüyle ama krem ve pembe ne alaka? Aslında onlar ben takım uyduramadım. Ama. Takım işte. Keşke almasaydınız veya farklı bir şey bağlayabilirdiniz. Böyle mi satıyorlar? Senin aynısında böyle mi satıyorlar? İncilere evet. Çok büyük böyle ya. Takım İncilerine bir şey gibi demiyorum yani. Da bileklik olarak. Sen bileğini bir... taksana bir tamam. Acaba senin bileğin olacak mı? Tamam. Aha, evet. Bileklik derken sen hayatında böyle görmedin. Dün de gördün aynısıydı beyazı. Ama bu şekilde büyük değildi. Sen dün bu şekilde büyük yani değildi. Böyle bugün. Büyük değildi. Dün böyleydin. Büyük bugün değildi. Böyle. Betül'cüm şu poğaçalardan bana verebilir misin? Hazır mı? Kim yaptı ama onları? Ama ablam yaptı. İçinde ne var? Servis yok sanırım. İçinde krem peynir var, şeker var, maydanoz var. Evet tabii, canım. Uzatın. Ben veriyorum. Maşa var mı onu servis etmek için? Şurası sefer de ben... getirdi. Şöyle vereyim. Teşekkürler canım. Ekmek yerine şunu sizin yiyeceğim. Sizin yemeğiniz vardı. Evet. Şöyle alır mısın? Ne getirdiniz? Ben ezogelin çorbasıyla patlıcan musakka getirdim kendime. Şimdi bir dakika, bu kadar güzel yemekler hazırlanmış. Gerek var mıydı sence öyle bir şeye? Aslı Hanım, arkadaşım bende de yemek yemek istemedi. Ben de bu şekilde davranmak istedim açıkçası. Ben yine açıkçası. Yedim ama sen de. Yok. Yine en başlarda yedim. İlk başta zaten tartışmadan ama. Sonra yemeği bıraktın. Evet ama ve Aslı Hanım da ben de çok ısrar etmemize rağmen çok yemeği tercih evet. Etmedin. Etmedim. O yüzden ben de kendi yemeğimi getirdim. Teşekkür İyi ederim. Yaptın, zaten menüyü de çok beğenmedim açıkçası. Canım mesela ben bir arkadaşım yaptı ama Erzurum kadayıf dolması yaptırmıştım. Sende de onu görmek isterdim. Sen Erzurumlu değil misin? Evet Erzurumlu ama yapmak zorunda değil. Ve ben, sen çok sevdiğini daha de söylemiştin. Fazla, evet masamdan bahsedeyim birazcık. Benim masam yani yöresel lezzetlerim var. Orada evet. Orası hazır poğaça mı yöresel yemek? Hangisi hazır poğaça? Böyle görmene çok sevindim. Ya hazır poğaça değil pastane hazır. Poğaçası. Kim el yapımı. Yengem ve ben yaptık. Öyle mi? Evet. O zaman ben lezzetlerden şöyle evet. Bir evet çok konuşalım. Memnun oldum öyle durmasına. Hmm. Teşekkür ederim. Vereyim mi ablacığım? Henüz kullanmadım çatalımı. Poğaça bunu yengenle sen yaptın. Evet. Portakallı kurabiyem, mısır ekmeği evet. Ordu'ya ait. Trileçemiz var. Fasulye turşumuz var. Pancar kavurması diyorlar buna. Ona da kaldırık kavurması diyorlar. Kaldırık kavurması. Evet. Evet. Bu nedir?
O da ekşili köfte. Hı-hı. Doğu Anadolu yöresine ait. Aa, çok severim. Hadi ben onunla başlayayım o halde. Kızlar ben de size peçete vereyim isterseniz. Dünkü evde de yoktu. Yine yanına koyulmamış peçete. Teşekkür ederim. Buyurun. Su var mı? Sofrada ben de su almak istiyorum. Tabii lütfen. Getiririm hemen. Ederiz. Şu tarafa geçmem gerekiyor. Rica ederim yavrucuğum. Şöyle. Ya kalkmasaydım ben şuradan koyardım o kadar. Ver. Tabii. Ya, sen tamam. En azından buraya koysaydı biz de hani yardımcı olabilirdik. Tamam. Önünde zaten ağzının içine mi koyayım? Yani servis kereci belirli değil. Ayça'nın su istemiştim ama ve buzlu bardakta istiyorum. Tamam getiririm. Tabii ki de. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Yani boğazlarınız şişmesin ama. Olsun sıkıntı yok. Ben bir şey daha sormak istiyorum ama. Ne soracaktın? Acaba neden 5 tane aslan? Gelsin sorarız. Tadına baktın mı? Nasıl olmuş? Çorba mı? Hı. Yok. Çünkü ben yaptım. Sen bak bakayım onun tadına. Suçlardan. Hani hazır dedim ya. Aslanım. Canım. Ayçelen hiçbir şekilde sunumluklarından bize bahsetmiyor. Hani ikramlıklarından devam eder. Bahsetti ya. Neden yok, bahsetti? Yok bahsettim hani merak şey ettiklerini sor bence o bahsetmiyorsa. Evet. Gelsin bir. Ekşili köfte. İster ben de alabilir miyim? Hiç tatmadım merak ediyorum. Yok. Çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Afiyet olsun. Ekşi seviyorsanız yeter, harika. Yeter teşekkür ederim. Aslanım sarmayı kendi çatalımız alalım mı yoksa servis çatalı göremedim de şu an. Vallahi kullanmadıysan kullanmadım. Al istersen. Öyle değil mi? Yalnız kaldık buzlu su isteyince. Gel canım. Münevvercim su getirdim hayatıma ama buzum kalmamış. Çok özür dilerim bunun için. Sorun değil. Suyun da soğuğa benziyor zaten. Evet soğuk. Evet soğuk. Başka içen varsa bardaklarını alabilirim. Meşrubat içecek misiniz hanımlar? Al Münevvercim. Keşke buz olsaydı ama gerçekten bu sıcak havada isterdim. Evet, hava çok sıcak ya hayatım buzda eriyor bir ya. Bir dahakine lütfen dolabınızda bulunun. Evet dolabınızda bulunun. Buzlukta mı eriyor bu? Evet evet çok sıcak ya eriyor. Buzluktaki buz mu eriyor? Tabii ki. Arkadaşında. Meyve suyu içen var mı? Ya. O yüzden buzlukta bile eriyor. Bu arada Betim, ben köftemizi beğendim. Evet benim buna kolum çarptı. Verdi işte hayatım. Ne dedin hayatım İlk defa yedim. Hiç tatmamıştım. Beğendim güzel. Değil mi? Çok güzel olmuş. Bunu kim yaptı? Annem yaptı. Ay ellerine sağlık. Ben bulgurlu şeyleri çok severim. Ben çok de güzel çok yaptı. Severim. Erzurum'da da bulgurlu şeyler var mıdır? Hiç bilmiyorum. Erzurum'a hiç gitmedim. Pek de bir fikrim yok memleketim hakkında. Hı. Çünkü İstanbul'da doğduk, büyüdük. Babam aynı şekilde. Hı hı. O yüzden pek bir yani alakam yok. Çok güzel olmuş. Reyhan var. Bunu... Siirt'te yaparlar daha evet, çok. Evet, evet, evet. Biliyor musunuz Reyhan'ı? Nanenin değişiği diyorum ben yok, ona yani. Nanenin değişiği değil de fesleğenin değişiği diyelim. O da olabilir. Bravo. Çünkü fesleğenle... Patates yemeklerinde de çok güzel oluyor. Öyle mi? Evet. Ay, hiç de Reyhan şerbet falan da yapıyorlar. Reyhan şerbeti. Evet. Ya son 5 yılda Reyhan hakikaten çok kullanılır oldu. Ama Siirt yöresinde benim annemin dedeleri Siirtli. Reyhan'ı çok kullanırlardı. Benim de eşimin tarafı çok kullanıyor. Yozgatlı. Kısra da yakışıyor, mercimekli köfteye de yakışıyor. Yani dolmaya da faydalı. Çok biber dolması. Bravo! Diyarbakırlılar koyar biliyor evet. musun? Benim de kayınvalidem koyuyor, çok güzel oluyor. Nereli kayınvalidem? Yozgatlılar onlardan. Ha, çok güzel hayatım. Aslı Hanım, Reyhan'dan bu kadar bahsetmişken Dağlar Kızı Reyhan'ı da anmadan geçmeyelim lütfen. Dağlar Kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Alem sana heyran, heyran, heyran. Alem sana kurban, kurban. Teşekkür ederim. Sen bir şey sormuştun. Neden 5 tane demiştin? Bir şey söylemiştin. 6 kişiyiz ama onu merak ettim. Evet öyle yani koydum. Biz yani ben tüketmiyorum ya şu an mesela. Siz bardak kullanmıyorsunuz. Muffin tüketmiyorsunuz. Evet, neden? Evet tüketmiyorum. Sizler için yaptım çünkü kendim için yapmadım. Sarma rica edebilir miyim? Tadına tabii bakayım. Ki de. Tabii ki de. Yani sarma böyle bir kaseye koyulur mu değerli izleyenler, koyulmaz mı? Lütfen bizim Gelin Evi sayfasına yazarsanız çok sevinirim. Ya da farklı bir yorum mu kattı acaba? Lütfen sosyal yeterli, medyamıza fikrinizi söyleyin. Aslı Hanım sarmalar biraz pişmemiş. Pişmemiş mi? Evet pirinçleri biraz diri mi? Şey kalmış evet. Aksine bir tat bakalım. Tattım. Yo yo. Ev sahibine söylüyorum. Evet, tabii, bir tat tabii, bakalım tabii. Arkadaşının yorumuna. Ben tadına baktım biliyorum tadını gayet de güzel pişti. Hatta fazla hadi, pişirdik. Hadi yani. Ben de bakayım tadına bakayım. Tabii. Yoksa pişmiş de pişmemiş mi diyorsun? O gerçekten. Hmm. Bana denk gelen de kıtır kıtır ama dün öyle benimki mi? Gibi olabilir. Bir de şöyle bir şey biz hani dolmalarımızı yani Karadenizler gibi o kadar ince yapmıyoruz yani kalın yapıyoruz o yüzden diri kalmış olabilir. Onlar ama lahanayla sarıyorlar ondan yok hani normal hani yaprağı da hani çok şey yapıyorsunuz ya mesela Kübra'm çok ince sarmıştı. Biz de böyle biz de böyle kalın biz de kalın sarıyoruz. Bir şey sorabilir miyim Ayşelen? Tabii. Dikkatimi çekti sen tatlı çatalı kullanıyorsun.
Yok, şu an tabağıma koydum, daha başlamadım. Ha, tatlı yani. Çatalını kullandın da. Normalde küçük çatalla mı seversin bu tarz yemekleri yemeyi? Evet. Kimisi böyle, biliyor musunuz? Ben öyle küçük seviyorum. Çatalla seviyorlar. Evet. Siz? Hatta onu devam edelim. Ben gerekli yerde kullanıyorum. Yemeği de değil mi? Ben yalnız benim sarmam pişmiş hanımlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Afiyet olsun Aslı Hanım. Aslı Hanım yine size açık renk olan gelmiş bakın. Biz de koyuyoruz. Büyük ihtimalle o yaprak daha ince olduğu için içi de daha pişmiş. Hı-hı. Benim de mesela bu yapacak pişmiştir, büyük ihtimalle bu pişmemiştir. Ben bir şey demeyeyim, ben yemediğim için. Güzel mi? Lezzetli misin? Evet. İster misin? Yok, teşekkürler. Verebilirim. Şimdi bak, bu kadar güzel bir masada. Ben Ayçelere de kızdım. Ayçelere kızdığım şey tamam. Sen yapıyorsun Kübra. Ama Aslı Hanım çok ayıp etti. Ben çok güzel hazırlamıştım gerçekten soframı. Şu an o sofrayı ben burada görmüyorum kızlar. Ben bilmiyorum, dün ben de görmüş müydünüz? Ben sende gerçekten çok güzel çeşitler gördüm ama burada şu an sunum olarak da, çeşit olarak da. Bak bir tanem benim. Burası kurabiye şeyi değil. Biz burada kendimizi tanıtıyoruz. Geliniz yani yöremizden bahsediyoruz. Evet, ben zaten eşimizin sunumluklarından bahsediyorum. Ben istesem burayı yani baştan sona kadar kurabiye, pasta, börek, çörek yapar. Yo. Ama ben eşimin yöresini ve kendi yöremden yiyen bir şeyler katmak canım isterim. Canım bak, ben de o yüzden böyle bir masa ben de Betül, ben hepinizden fazla olmazları olduruyorum burada. O yüzden yani sizin de gözünüzden olmazları. Bir saniye. Münevver gibi ben de çok çeşit yapabilirdim ama benim masam herkes tarafından çok beğenildi. Çünkü daha zevkliydi. Ben de beğendim. Şu bardağın biçimi çok kötü. Bu tabak buna uymuyor. Bu bunun içinde çok şey alakası. Bu niye ben niye bunun içindeyim diyor şu an bence bu. Neye uymuyor, onu ben bir daha alayım. Mesela şu... Bu ne renk? Ben anlayamıyorum. Gri hayatım, açık gri. Bilmiyorum. Bir tonu. Yani açık, ben bunu griye benzetemedim açıkçası. Neye benzettiysen o renk olur. Şu bir gold da değil, bu bilmiyorum, sarı ya değişik bir şey. Ya diyorum ya, eskiden olduğu için hani bu desen. Yani eski bu de olabilir. Bu yakışmamış. Tamam, eski de olabilir. Eski bir şey kullanmak ayıp bir şey değil. Değil. Bir şey değil ama senin değil, sunumu yok. O zaman çeyizlerini de kullanma. Sen eski her şeyi sen yeni mi alıyorsun? Mesela bu bardağı bu sene aldım. Bunu 3 sene sonra değiştirip hayır, ben şunu başka demek bir bardak istedim, mı alacaksın? Bu tamam, şu an yeni nesil tek tek zannediyorum. Yani yemek takımınla mı takım? Evet, takım. Yemek takımınla. Evet, takım. Emin misin? Evet, eminim. Ne kadar? Bu mümkün değil. 10.000 Bu mümkün değil. Bir dakika. Ne zaman aldın? 2019. Neler var? Bunlar 2019'da aldım. Ya elektrik süpürgem, fırınım, yani toz makinem de dahil. Arkadaşlar markası varsa biz sonrasına yok, bakalım çok evet, merak bakalım, ettim. Bakalım. İlla bir de ben şöyle söyleyeyim. Bu rose gold diye geçiyor sanırım. Evet, pembe bir şey. Evet. Bu bununla ne alaka burayla? Yok İbrahim Hanım, onu alın takım. Rose gold. Yani bardağın altınmış. Bu sarım hayır, bu turuncumsu bir gold. Şu, farklı bir gold. Bir bu farklı bir gold. Takımlar bende de çok eleştiriyor. Tek tek senin evin de öyle. Farklı bir gri, farklı bir gri, farklı bir gri. Ben şu anda sofrayı eleştiriyorum. Burası da farklı bir gold, farklı bir gold. Ben sofrayı eleştiriyorum koltuklarına değil. Benim koltuklarımla... Tamam sen, ben de senin evinden bağımsız. Şu anda gri, bağımsız yani. Evet. Benim soframda gri yok çünkü. Kübra'cığım sen yemeğini ye ya. Bir dakika, niye öyle bir şey söylüyor, bir saniye. Su lekesine dün çok takılmıştın. Ben su lekesine takılmadım, bu bir. Ben sütekesine takılmadım bu. Kaşık yorumu yapıldı bende. Bardağın hepiniz yaptınız. Evet, o zaman Aslı onlara yapılıyor. Bana yapma. Sen de yaptın. Ben yapmadım. Lütfen. Asla yapmadım. Sende de var. Hayır, ben lekeli. Kaşık yorumu yapmadım. Ay, oraya bir geçtim lütfen. Bu neydi hayat? Hatırla bence. O kaldırık kavurması. Bir tadalım hadi. Kim tabii. Yaptı onu? Onu da kayınvalidem yaptı. Hangi yörenin kaldırık? Ordu. Ordun. Ordu'ya selam, sevgi olsun. Orada yetişiyor bu arada da. Ha, tamam. Şeyimi de alacağım, sunumluğumu da alacağım. Şurada. Sunumluğun kaşığın yok mu, servis kaşığın? Vardı şu. Yani zaten o onun yanında olması gerekiyor burada. Ya ben de o zaman da yardımcı olacaktım ama olamadım. Olsun hayatım. Tamam. Mesela o da rozdu. İster misiniz? Şeker de çok farklı. Hani takıma da koysaydınız yok. Ben silviçeyi tatmak istiyorum. Yardımcı hangisi? Olabilir misin silviçe? Tabii yardımcı olurum. Tabağınızı alın. Allah ablacığım, bunu şöyle koyabilirsen sevinirim. Yapanlar bu kadar emek vermişler. Hepsinin ellerine kollarına sağlık. Tatmak afiyet lazım. Olsun. Kaldırık bakalım nasıl bir lezzete tabağını sahip. Tabağını alayım canım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben yemiyorum ama bu tabak zaten yemek tabağı. Bu tabağa bu koyulmaz ki. Servis tabağına koyulur. Koyacak yer olmadığı için ben onu da isterim. Ne dedin? Biz de yemek yiyoruz zaten. Yani trileçe tamam yemek mi? Tamam ama biz 5 şeyi gibi şu anda yiyoruz ve tatlı bir yemek tabağına koyulmaz. Bunlar mesela orduda yemek olarak geçer. O da yemek olarak. O zaten bir yemek. Tamam, onları koysaydın keşke tatlı için başka bir tabak vereyim mi deseydin o zaman. O tabağını uzattı. Ay, ben de taze fasulye alabilir miyim? Kübra'cığım sen yemeğini yer misin hayatım? Ya ye diyeceğim de sabahtan beri diye öksürüyorsun, boğazına dizildi galiba. Yo canım, acı yapmıştım, alayım çok güzeldi. O yüzden öksürüyorum.
fırçatamalıyım. Tabii veriyorum. Hiç de yani ben buraya yorum yapmaya geldim zaten. Tabii ki de yorum yapacağım ben sana. Ayrıca tatlı limo. Yemek yerine yorum yapmayacağım anlamına gelmiyor. Yalnız bu da taze fasulye değil de. Onun adı taze fasulye değil mi? Hayır, bu fasulye turşusu. Ama fasulyeden ama taze yapılıyor. Fasulye yani kuru fasulye, fasulye var. Yok, taze fasulye demek hani ocağa daha girip çok ısındı mı? Bu turşu ya. Efendim? Ocağa girip ısındı mı yani? Isındıysa taze tabii fasulye diye geçiyor bizde. Hayır. Al hayatım, bu ben bir bakayım. Tabii. Söyleyeceğim yok, yok, ne olduğunu. Turşu kavurması bizde de yapılıyor. Evet, eşimin kavurması. Tarafı çok yapar. Yeterli hayatım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya ben trileçe süslemesinin bu şekilde olduğunu düşünmüyorum bir daha. Bu hani ev trileçesi ya. Niye yapabilirdin? Ev trileçesi ya, o yüzden hani aslında süslemeyebilirdim ama evde yapıldığı belli olsun diye.